Evet, merhaba. Bugün Kokos şirketinin ReaFir isimli Digital Audio Workstation programıyla, yani hem ses işleyebildiğiniz hem miksaj yapabildiğiniz bu programla ses iyileştirmeyi göstereceğim. Siz bu programı ilk defa yüklüyorsanız, eğer ilk defa kullanıyorsanız sizin arayüzünüz böyle gözükmeyecektir. Bu programın özelliklerinden bir tanesi çok fazla kişiselleştirilebilmesi. Sizde buradaki butonlar olmayacaktır. Burada bakın play, record, stop kısmı sizde aşağıda olacaktır. Mikser olacaktır. Çok fazlasıyla kişiselleştirebildiğiniz bir program. En büyük özelliklerinden bir tanesi bu. Fakat göstereceğim bütün teknikler sizin halihazırda fabrika ayarlarıyla gelmiş ReaFir'da da çalışacaktır. Önce bu programın nasıl çalıştığını göstereyim. Burası playlist alanı. Gördüğünüz gibi. Buraya trackler koyabiliyoruz. Ben çift tıklayıp koyuyorum. Ya da şuradan track menüsünden insert new track diyebilirsiniz. Ya da Ctrl T ile yeni track atayabilirsiniz. Normal şartlarda Digital Audio Workstation diğer programlarda, diğer muadili programlarda trackler bölümlere ayrılır. Audio track, yani ses kanalı. MIDI track, yani MIDI kanalı. MIDI nedir? MIDI müzik, müzik ara yüzüdür, öyle söyleyeyim. Müzik yazabileceğiniz video kanalı gibi kısımlara ayırır. ReaFir'da bu kanal herhangi bir şey olabilir. Yani burası hem MIDI kanalı olabilir, hem audio kanalı olabilir, ses kanalı olabilir, hem video kanalı olabilir. İstediğiniz her şey olabilir. Sizi kısıtlamıyor. Buraya ne koyarsanız o oluyor. Bu arada bu programda video da açabiliyorsunuz ve videoda küçük video editleri de yapabiliyorsunuz. Bu anlamda eğer YouTube içeriği çekiyorsanız ya da küçük ufak kendi işletmeniz için videolar, tanıtım videoları çekiyorsanız direkt videoyu buraya atıp videonun sesini iyileştirip hatta küçük ufak tefek kes yapıştırları bile buradan halledebilirsiniz. Tek yapmanız gereken şey, herhangi bir videoyu ya da ses dosyasını programa atmak istiyorsanız tek yapmanız gereken şey, bakın, çekip bırakmak. Çekip bıraktığınızda gördüğünüz gibi bu ses dosyasıydı. Bir de videoya yollayayım. Bir de videoyu atayım. Bu da bir video. Buraya koyduğunuzda ilk aşamada sadece videonun sesi gözükecektir. Videoyu izlemek istiyorsanız View kısmından videoyu açmanız gerekiyor. Gördüğünüz gibi. Yani burada seste yaptığınız bütün editler videoya da geçerli olacaktır. Evet, öncelikli olarak editler nasıl yapılıyor? Programda ufak tefek nasıl kullanıyoruz? Bunları göstereyim. Zoom out, zoom in, zoom out için playlist'e farenizin ikonu playlist'te herhangi bir yerde olduğu zaman farenin tekerleğiyle ileri geri yaparak zoom in, zoom out yapabiliyorsunuz. Bunu büyütmek isterseniz bu ses dalgasını isterseniz buradan tutup çekebilirsiniz. İsterseniz bu kısma geldiğinizde, track panel burası. Bu kısma geldiğinizde kontrole basarak mouse'un tekerleğiyle ileri geri yapıp büyütebilirsiniz. Bunun dışında diyelim ki uzun bir ses dosyasıyla çalışıyorsunuz ya da iyice zoom'un yaptınız. Burada bir detaylı bir şeyle çalıştınız. Sağa gitmek istiyorsunuz. Kontrole basarak tekerleği yukarı iterseniz sağa gidiyor. Aşağı iterseniz sola gidiyor. Daha sonra biz ses işleyeceğimiz için burada birkaç tane bir ayar yapmamız lazım öncelikli olarak. Öncelikli olarak şuradaki, bakın, manyetik snap tuşunu kapatıyoruz. Daha sonra bu öncelikli olarak bir müzik kayıt ve müzik yapma programı olduğu için fabrika ayarlarında burada bakın ölçüler olarak gözüküyor. 1-1 ölçü gözüküyor. 120 metronom, 4-4'lük ritimde. Burası bir ölçü ama biz saniyelerle çalışmak istiyoruz. Şu an bu kısmı sağ tıklıyoruz. Bakın burada Measures Beats diyor. Ben genelde film ses tasarımı yapacağımda ya da filmle ilgili ya da bir video ile ilgili miksaj yapacağım zaman burada bakın Hours, Minutes, Seconds, Frames diyor. Yani saat, dakika, saniye ve kare. Her bir kare, videonun her bir karesi. Buna tıkladığınızda burada çok daha rahat çalışabilirsiniz. Ya da video ile çalışmıyorsanız sadece dakika, saniye tıklayabilirsiniz. Şimdilik biz dakika, saniyeye tıklayalım. Dakika, saniye tıkladığımızda yukarıdaki ölçüm bakın 1 saniye, 2 saniye olarak değişti. Bunu değiştirdikten sonra, bunu kapattıktan sonra istediğimiz gibi ince ayar yapabiliriz. Ses kesme, biçme işlemleri çok kolay. Kesmek istediğiniz yere cursor'u getirip S'ye tıklıyorsunuz. S, split. İkiye ayırdı gördüğünüz gibi. Sağa sola istediğiniz gibi çekebilirsiniz. Şu an snap'i kapadığımız için istediğimiz gibi çekiyoruz. Snap'i açarsak istediğimiz gibi çekemeyiz. Bakın oturtuyor, ölçüyü oturtuyor. Daha sonra kestiğiniz kısmın fade out, fade in, fade out yapmak isterseniz gene mouse'u buraya getirdiğinizde bakın ikon değişiyor. İkonun değişmesine bakacaksınız. Buradan bu şekilde yapabilirsiniz. Bu arada tabii sizde ilk açıldığında şu ortadaki çizgi olmayacak. Ben ortadaki bunu böyle ayarladım. Siz de bu çizgiyi ki sesin volümüyle oynayabildiğiniz, sesin kazanımıyla oynayabildiğiniz, oynamanıza yarayan bir çizgiyi normalde fabrika ayarlarında tepededir. Bakın ses şu şekilde değişti. İkon şu şekilde değişiyor. Bu şekilde değiştiğinde aşağı yukarı çekerek sesi azaltabilir ya da yükseltebilirsiniz. Ben ortada tutuyorum çünkü tepede durduğu zaman daha fazla açmak istediğimde açamıyorum. Sadece sesi kısabiliyorum. Ortada durması için şunu yapmanız lazım. Options, Preferences. Burada bakın Appearance'da, Medya'da volüm tutma butonu. Şu an bakın diyor Handle tepede diyor. Biz ortaya alacağız bunu. Apply dersek bunu ortaya almış oluyoruz. Böyle kullanmanızı tavsiye ederim. Çünkü kestiğiniz yeri bu şekilde volümünü yükseltebiliyorsunuz. Öteki türlü yükseltemiyorsunuz. Diyelim ki şurayı yükseltmek istedik. S bastık. Şurayı da S bastık. Şu kısmın sesini sadece şu şekilde bakın. Şu an yükseltebiliyorum ya da azaltabiliyorum. Mouse'un yettiği yere kadar yükseltebiliyorum hatta. Bu şekilde kullanmanızı tavsiye ederim. Daha hızlı, daha kullanışlı oluyor. Bunun dışında kopyalamak istediğiniz şeyi, diyelim ki burayı kestiniz, kopyalamak istiyorsunuz. Ctrl'e basık tutuyorsunuz. Bakın buton artı şeklini aldı. Seçili olan neyse rengi değişir. Seçili olan neyse onu kopyalar bu arada. Bunu kopyalamak istiyorsak bunu çekiyoruz. Buraya kopyaladık. Ya da bunu kopyalamak istiyorsak buna bastık. Ctrl+C, kopyalamak istediğimiz yere getirdik. Ctrl+V. Bu şekilde kopyalayabiliriz. Kesme de aynı şekilde. Bunu diyelim ki keselim. Ctrl+X kestik. Yapıştırmak istediğimiz yere getirdik. Ctrl+V yapıştırdık. Kestiğimiz yerden sağa sola çekersek programda otomatik crossfade oluşturuyor. Crossfade nedir? Bu ses alçalırken bu ses yükseliyor. Yani birbirinin içine giriyor. Dinleyerek anlayalım. Dolayısıyla öncelikle teşekkür ederim sizlere. Otomatiktir bu. Sadece crossfade'in şeklini değiştirebilirsiniz. O da bunun üstüne gelirse, bakın şu butona geldiğiniz zaman tıkladığınızda düz lineer, hızlı bir şekilde, yani eşit hızda azaldı, yükseldi. Bir anda düştü. Hızlı düştü. Burada ayarlamalarınızı yapabiliyorsunuz. Temel editlerimiz bu kadar. Kes, yapıştır, crossfade, fade in, fade out. Fade'ini de göstereyim. Aynı şey çünkü. Fade'inde gene nasıl fade out'da böyle yaptıysak fade'inde de böyle yapıyoruz. İkonu gördüğümüz zaman yapıyoruz. Mix'e geçelim. Mix'te birinci adımımız neydi? Sesi normalize etmek. Sağ tuşa tıklayıp item processing'e geldiğinizde bakın burada normalize item dediğinizde sesi normalize ediyor. Normalize neydi? Sesin en yüksek noktasını sıfır noktasına getiriyor. Sıfır noktasına geçmemesi lazım. Yani metremiz kırmızıyı vurmaması lazım. Çünkü dijital olarak bozulduğu anlamına gelir sıfır noktasının geçerse. Sesi birinci olarak normalize ettik. İkinci olarak yapmamız gereken şey gürültüyü azaltmamız. Şimdi normalize ettiğim zaman gürültü birazcık daha iyi duyulur hale geliyor. Dinleyelim. Sizlere. Ama bakın dip gürültüsü burada var. Ama önemli. Biz bu dip gürültüsünü istemiyoruz. Buradaki en önemli şey dip gürültüsü azaltırken dip gürültüsünün tek başına olduğu bir alanı bulmamız gerekiyor. FX tuşuna basıyoruz burada. Daha sonra bende tabii başka pluginler de mevcut. Sadece ReaFir'ın kendi pluginleriyle çalışacağız bugün. Şurada Kokos'un kendi pluginlerinden ReaFir pluginine 2 kere tıklıyoruz ve buraya ekliyoruz. Şu an bakın Track 1 Mix. Eklediğimiz ilk efekt bu oldu. Arka arkaya efektler ekleyeceğiz ve bu kanal eklediğimiz her efekte etkilenecek. Yaptığımız etkileri efektlerde göreceğiz. Şimdi birinci adımımız dip sesinin tek başına olduğu bir alan bulup oraya işaretlemek. Şurası. Evet, işaretlemeyi de göstermiş olayım, onu unutmuşum. İstediğiniz alanı işaretlemek istediğinizde şuradaki tepe noktasına gelip tutup çektiğinizde bu alanı işaretlemiş oluyorsunuz. Daha sonra sürekli çalsın istiyorsanız şu tuşa basıyorsunuz. Play tuşunun yanındadır. Sizde başka yerde. Bakıyoruz. Şimdi tekrar dönsün. Nefes sesleri, dudak seslerini almamamız lazım. Sadece dip sesini görmemiz lazım. İyi bir kulaklıkla yapmanız lazım. Evet, iyi gibi. Şimdi tekrar bu programı açtık, bu efekti. Yapacağımız şey şu. Modu subtract, yani çıkarma demek subtract moduna getiriyoruz. Edit modunda precise, yani etkin bir şekilde. Automatically build noise profile tuşuna tıklıyoruz. Diyoruz ki otomatik olarak bu gürültü profilini oluştur. Şimdi çalacağımız yeri, tekrarı alıp çalacağımız yerin profilini oluşturacak. Burayı izleyin. Play'e basalım. Evet, şu an hala tekrarda çalıyor. Biz bir şey duymuyoruz. O profili oluşturuyor. Yeterli. Profilimizi oluşturduğumuz için bunu devre dışı bırakıyoruz. Şu an otomatik olarak bu profili subtract, çıkar dediğimiz için şu seçtiği profilin tamamını ses kaydımızdan çıkaracak. Dinleyelim. Teşekkür ederim sizlere. Ama önemli bir konu daha var. Bakın, tertemiz. Hiçbir şey yok. Evet, birinci adımımız buydu. Bunu yaptık. İkinci adım ise bunu gene diğer programlarda yaptığımız gibi bir equalizer'la, yani equalizer eşitleyici demek, bir eşitleyiciyle, equalizer'la ses frekanslarını temizlemek ve eşitlemek. Add butonuna tıklıyoruz. Kokos buradayız. Bakın, Rea EQ. Rea EQ'ya tıkladık. Sizde böyle gözükecektir. Diğer EQ'lardan farklı olarak çok daha detaylı çalışabiliyoruz ve çalıştığımız frekansları görebiliyoruz. Ve bantlar ekleyebiliyoruz ve bantların şeklini değiştirebiliyoruz. Burada çok daha detaylı çalışabiliyoruz diğer programlardan. Şimdi dinleyelim. Samimiyetle söylüyorum, o yorumları ve o insanlarla o iletişimi özlediğim için daha sık içerik üretesim. 50, 20, yani şurası 20. 20 Hz'den 20.000 Hz'e, 20 kHz'e kadar bütün insan kulağının duyabileceği ses aralığı, ses frekansını buradaki kayıttaki frekanslarımız gösteriyor. Biz şimdi burada equalizer yaparken birinci adımımız ihtiyacımız olmayan seslerden kurtulmak, rezone olan frekansları, sesi çamurlaştıran frekanslardan kurtulmak ve en son gerekiyorsa sese birazcık parlaklık katmak. İlk yapacağımız şey buradan high pass filtresini seçmek. Yaklaşık şu frekanslara kadar, şuralara kadar sese ihtiyacımız yok. 0 ile 50 Hz arasında çok fazla insan sesinde frekans bulunmaz. Dolayısıyla burayı alıyoruz. Fakat bakın, bu band aralığını birazcık yükselteceğiz. Yani band aralığıyla oynadığınız zaman ne olduğunu görün. Band aralığını birazcık yükselteceğiz. Şimdi dinliyorum. Samimiyetle söylüyorum, o yorumları ve o insanlar... Açıp kapayarak bakalım. Samimiyetle söylüyorum, o yorumları ve o insanlarla o iletişimi özlediğim için daha sık içerik üretesim geliyor. Dolayısıyla öncelikle teşekkür ederim sizlere. Ama önemli bir konu daha var. Yani... Evet. Şimdi buradan kurtulduk. İkinci adımımız mid frekanslardaki çamurlaşmış olan, sese çamurluk veren frekansları temizlemek. Bunu da şu an 3. bandı seçtik. Ses dosyası çalarken frekansı yükseltiyoruz. Daha sonra bunun band aralığını azaltıyoruz. Ve ses çalarken rezone olan, çamurlaştıran frekansı bulmaya çalışıyoruz. Dinleyerek. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Tabii. Açıktan para karşılığında ders vermiyorum ve vermeyeceğimin de sözünü verdim zaten bu kanalda. Hani diğer kanallar gibi işte. Evet, bir tanesi bu. Şu gain kazanımdan bunu biraz alalım aşağıya. Bunun üzerindeyken bu arada band 3, seçtiğiniz band hangisinde üzerindeyse mouse'un tekerleği band aralığını açar kapar. Birazcık kısalım. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Evet, şimdi bununla da aynısını yapacağız. Diğerinde bakalım. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Tabii. Açıktan para karşılığında ders vermiyorum ve vermeyeceğimin de sözünü verdim zaten. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce... Evet, burada da var bir rezone. Şimdi bir band daha ekleyeceğiz. Band eklemek için bakın, add band diyoruz. İstediğimiz kadar ekleyebiliriz. Diğerlerindeki gibi 31, 11, 8, yani band kısıtlamamız, sınırlamamız yok. İstediğimiz kadar ekleyebiliyoruz. Güçlü bir equalizer. Şu aralıkta da bir rezone frekans varsa ona da bakacağız. Aynı şekilde. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Tabii. Açıktan para karşılığında ders vermiyorum. Evet. Güzel, açıp kapayarak dinleyelim. Buradan bypass edebiliyorsunuz. Bakın bu şu an kapalı, şu an açık. Kapalı başlayalım. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Tabii. Açıktan para karşılığında ders vermiyorum ve vermeyeceğimin de sözünü verdim zaten. Şu an güzel. Şimdi bakın şu efekt zincirine bir equalizer daha ekleyeceğim. Şu an bu yaptığımız equalizer frekansları, rezone olan frekansları temizlemek üzerine yaptığımız bir equalizer'dı. Şimdi parlatmak ve seste eksik olan şeyleri yerine kazandırmak için bir equalizer daha ekliyoruz. Şimdi bakın buradaki zincir, efekt zinciri çok önemli. Önce sesteki gürültüyü azalttık. Bu gürültüsü azaltılmış sinyal bu equalizer'dan geçti. Şimdi şu iki prosesörden işlenmiş olan sesi buradan bir daha işlemiş oluyoruz. Bu zincir çok önemli. Yani eğer bu burada olursa, önce bu olursa başka bir şey olur. Sırayla işliyoruz. Şimdi yapacağımız şey sese birazcık parlaklık kazandırmak. O da dördüncü bandı alıyoruz. Bakın zaten bu tip olarak high shelf olarak ayarlı. Yani şuradan itibaren bütün frekansları yükseltiyoruz. Dinleyelim. Ama önemli bir konu daha var. Yani band genişliğini değiştirelim. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Tabii. Açıktan para karşılığında ders vermiyorum ve vermeyeceğimin de sözünü verdim zaten bu kanalda. Hani evet, biraz parlattık, güzel oldu. Şimdi iki equalizer'ı da kapayıp dinleyelim. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Şimdi ikisini de açalım. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha... Evet, oldukça büyük bir fark var. Şimdi son bir şey daha yapıyoruz. Birazcık da sese bu 200-500 Hz aralığında birazcık ağırlık vermek, sese bas ağırlık vermek. Sese ağırlık vermediğimiz zaman o tok bir şekilde gelmiyor. Dinleyerek yapalım. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de... Equalizer'da yaptığımız şeylere de çok dikkatli olmalıyız. Yani yaptığımız her hamleye aşırı yapmamaya özen gösterelim. O yüzden iyi bir kulaklıkla, iyi duyarak yapmanız lazım. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Tabii. Açıktan para karşılığında ders vermiyorum ve vermeyeceğimin de sözünü verdim zaten bu kanalda. Hani diğer kanallar gibi işte şu kadar paraya işte şunu sat, ben bir şey satmayacağım bu kanalda. Evet. İyidir. Kapatıp bakalım. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken açalım. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Herhangi bir... Şimdi bir sonraki adımda limiter uygulayacağız. Fakat limiter uygulamadan önce ses seviyelerimize iyi bakmamız lazım. Bir ölçmemiz lazım. Onlara bir bakalım. Bunun için add diyoruz. Bu sefer Kokos kısmından geçip JS kısmına geldik. Burada meter yazalım. Buradan VU meter diyor. VU meter. Bunu seçelim. Şimdi bu sadece bir ölçme prosesörü. Sadece sesin seviyesini rahat görebilelim diye buraya koydum bunu. Bunun sesin frekansına ya da volümüne herhangi bir etkisi olmayacak. Şimdi burayı izleyeceğiz. Sesin genel ortalama volümü nerede? Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Tabii. Açıktan para karşılığında ders vermiyorum ve vermeyeceğimin de sözünü verdim zaten bu kanalda. Evet, bakın -6 ile -12 arasında bir yerde duruyor. Şimdi bunu bilerek bir limiter uygulayacağız. Add dedik. Sildik. Yine CS'deyiz. Buraya limiter yazın. Çok fazla prosesör plugin olduğu için bulamayabilirsiniz. O yüzden limiter yazın. Bakın burada master limiter diyor. Biz buradan master limiter'ı seçiyoruz. Burada bir takım özellikler var. Biz buradan sadece kullanacağımız iki tane şey var. Geri kalanına dokunmayın. Çok detaylı anlatmak istemiyorum. Eşik noktası. Zaten eşik noktası şu an -3'te. Biz demin baktık. -6 ile -12 gibi bir yerde duruyor. -6 ile başlayalım. -6'yı aldık. Bu look ahead, attack, hold, release'i boş verin. Limit dediği -0.1'e limitleyin diyor. Yani burada, şurada demin metreden okuduk ya. Yani 0'ı geçmesin diyor. -0.1'e geldiğinde bunu kessin diyor, limitlesin diyor. Buna da dokunmayacağız. İstediğimiz tam olarak bu zaten. Biz zaten eşik noktasını aşağı indirdikçe sesin yükseldiğini göreceğiz. Onu hatta çalarak yapayım 0.1'den. Bakın bu şu an çalarak bunu yavaş yavaş aşağı indireceğim. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Tabii. Açıktan para karşılığında ders vermiyorum. Gördüğünüz gibi eşiği aşağı aldıkça limitleri geri kazandırıyor. Otomatikman geri kazandırıyor. Bazı limiterlarda otomatikman sesi kestiği kadar, eşik noktasını kestiği kadar geri kazandırmaz. Burada geri kazandırıyor şu an. Dolayısıyla işinizi kolaylaştırıyor. Eşiği birazcık daha aşağı alalım. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Tabii. Açıktan para karşılığında ders vermiyorum ve vermeyeceğimin de sözünü verdim zaten bu kanalda. Evet, çok güzel. Evet, son bir şey daha yapacağız. Sesi limitlediğimiz için, sesi sıkıştırıp yükselttiğimiz için en kısaca S'ler patlıyor olabilir. S'ler patlıyorsa eğer bunu bir pluginle daha çözebiliriz. Buraya geldik. Kokos'a geldik. Burada bu sefer Xcomp, Rea Xcomp'a geliyoruz. Burada tabii bunu aşağıya almayacağız. Bakın demin bir sıralamadan bahsetmiştim. Burada önemli olan bunun limiter'dan önce gelmesi. Çünkü limiter her zaman sinyal zincirinin en sonunda olmalı. Çünkü artık zinciri belli bir sinyal seviyesini aşmasını istemiyoruz. Her zaman en sonda olmalı. O yüzden bu equalizer'ların altına metreyle işimiz bitti. Bunu kapatabiliriz, silebiliriz. Buna geldik. Buradaki presetlerden hiçbir şey yaptırmayacağım. Bakın burada bir preset var. Female DS, male DS diyor. Erkek sesler için deesser, kadın sesler için deesser. Deesser nedir? S'leri, şeyleri baskılayan, S'lerin, şeylerin patlamasını engel olan bir prosesördür. Bu da deesser görevi gören bir multiband kompresör aslında bu. Sadece bilgi olarak kenarda dursun. Evet, erkek sesimiz olduğu için male DS'i seçtik. Burada yaptığı bir şey var. Zaten bakın muhtemelen şu aralıkta oluyor S'ler. Şu frekans aralığında oluyor. Onları otomatikman baskılayacak. Dinleyelim. Ders vermiyorum ve vermeyeceğimin de sözünü verdim. Şu bandı tek başına dinleyebiliyoruz solaya alıp. Ders vermiyorum ve vermeyeceğimin de sözünü verdim. Evet, şimdi bunu ayarlayacağız. Biraz yukarı alacağız. S'leri duymamız lazım daha çok çünkü. Ders vermiyorum ve vermeyeceğimin de sözünü verdim zaten bu kanalda. Hani diğer kanallar gibi işte şu kadar paraya işte. Burada bakmamız gereken şey şurada bakın. Ders vermiyorum ve sarı -11 -0.4 oldu. O sıkıştırdığı anlamına geliyor. S'lerde bunun devreye girdiğini görmemiz lazım. Ders vermiyorum ve vermeyeceğimin de sözünü verdim zaten bu kanalda. Hani diğer kanallar gibi işte şu kadar paraya işte şunu sat, ben bir şey satmayacağım bu kanalda. Ders vermiyorum ve vermeyeceğimin de sözünü verdim zaten bu kanalda. Hani... Evet, şimdi soladan alabiliriz iyi gibi. Dinleyelim. Ders vermiyorum ve vermeyeceğimin de sözünü verdim zaten bu kanalda. Hani diğer kanallar gibi işte şu kadar paraya işte şunu sat, ben bir şey satmayacağım bu kanalda. Evet, şu an yaptığımız şeyden memnunuz. Bu sesi dışarı atmak istiyorsak file'dan geliyoruz. Render'a tıklıyoruz. Bütün projeyi seç. Atmak istediğimiz dosyayı seçiyoruz buradan. Dosyamıza isim veriyoruz. Eğer dosyamız stereo ise stereo yapacağız. Mono ise mono yapacağız. Şu an stereo olduğu için stereo yapıyorum. Aslında mono bir kayıt ama stereo kaydetmiş. Sample rate'lerimizde neyi nasıl kaydettiysek genelde 44.1 Hz yani 44.100 Hz ile 16 bit sample edilir. Resample modunda en iyi kaliteyi seçiyoruz. Daha sonra her şey okey ise render one file diyor. Render one file diyoruz. Şu an bunu render etti. Bakın zaten -0.2 geçmiyor. Kapatalım bunu. Şimdi önceki ve sonraki hallerinin arasındakine bakalım. Bu işlediğimiz kanal. Bunu kapatıyorum. İlk hali, bunu solaya alıyorum. Dinleyelim. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Herhangi birinin para karşılığında ders vermiyorum ve vermeyeceğim. Ve diğeri. İşlediğimiz ve dışarıya attığımız hali. Ama önemli bir konu daha var. Yani bunu yaparken ben daha önce de söyledim. Herhangi birinden para almıyorum. Tabii. Açıktan para karşılığında ders vermiyorum ve vermeyeceğim. Evet. Gördüğünüz gibi çok daha iyi bir hale getirdik ve artık bunu YouTube ya da podcast yayınlarımızda gönül rahatlığıyla kullanabiliriz. Nasıl buldunuz? Gene 0.25'te izlemek zorunda kalmamışsınızdır umarım geçen seferki gibi. Yok umarım. Ya basit anlattım. Özellikle Da Vinci'yi bayağı basit anlattığımı düşünüyorum. Ama Da Vinci de gerçekten çok daha kolay ve Da Vinci hakikaten inanılmaz. Bir de ReaFir zaten ses işleme ve müzik ses işleme programı olduğu için profesyonel. Orada işler birazcık daha gelişmiş, biraz daha karışık oluyor haliyle. Bir de zaten programda daha net ve temiz kayıtlar bekliyor bir anlamda. Tabii ki. Yani aynen öyle. Ama sonuç itibariyle en azından temel olarak fayda sağlar umarım gösterdiğim şeyler size. Yetkinciğim tekrar teşekkür ederiz. Rica ederim. Sevgili dostlar, umarım beğenmişsinizdir. Eğer bu içeriği hak ettiğini düşünüyorsanız beğenme butonunu lütfen ıskalamayın. Abone olmadıysanız abone olun. Hepimizin faydasına olacaktır bu. Daha geniş kitlelere daha çabuk ulaşacağız. Valla ben Erdinç Omaç ve Yetkili Omaç. Fotoğraf çekmek kolay. Bugünlük bu kadar.